Çağdaş'ın İngilizce Dil Okulu'nda A1 A2 test egzersizlerine burada başlıyoruz arkadaşlar. Elimizdeki bir kaynakla birlikte artık A1'den itibaren yani beginner seviyesinden başlayarak buradan sizler için tabii temelinizi özellikle atabilecek cümleleri, burada yapıları, işte edatları ve benzeri bütün konuları burada test odaklı gideceğiz. Test odaklı burada giderken de işaretleyip geçmeyeceğim arkadaşlar. Burada sizlere aşama aşama nasıl gerçekleştiğini, gramatik olarak nasıl burada konumlanması gerektiğini anlatacağım. Ve bu sayede de hem speaking'de günlük konuşmalarda ihtiyaç duyduğunuz o heyecanınızı kırabilecek, sizleri cesaretlendirebilecek cümleleri birlikte kuracağız burada. Zaten sizlere göstereceğim burada. Ve aynı zamanda tabii ki A1 A2 kursumuzu da konularını oralarda daha iyi bir şekilde, detaylı bir şekilde değiniyoruz arkadaşlar. Burada konu işlemeyeceğiz tabii ki. Kursumuzun linkini de burada bu videonun açıklama kısmında bulabilirsiniz. Hem Udemy'den hem YouTube'dan elde edebilirsiniz, alabilirsiniz. Evet, dilerseniz hemen testimize başlayalım şöyle arkadaşlar. Bakalım konularımız neyle alakalıymış? To be fiil ile alakalı emizar şeklinde present hali to be fiil tabii ki arkadaşlar. Emizar şeklinde gerçekleşiyordu. Tabii emizarı kullanırken biz herhangi bir hareketli fiil olmadığı durumlarda kullanabiliyoruz. İşte gelmek, görmek, gezmek, sevmek bu fiiller yok. Bu fiiller olmadığı takdirde İngilizce'de bir tane yüklem koymamız gerektiğinden dolayı bu da yüklem konumunda yer alacaktır. Emizar. Yani bunu aslında to be fiil diyoruz. To be fiil de hiçbir zaman bu şekilde gelmiyor. Özneye göre değişerek emizar oluyor. Ale birlikte am, he ile birlikte is ve diğer bütün öznelerle birlikte will ile birlikte are kullanıyoruz. Özet geçtim. Possessive adjektifler burada iyilik sıfatları, sahiplik sıfatları dediğimiz işte benim, senin, onun şeklinde arkadaşlar. Burada sadece dördünü kullanacağız. Bakın my benim, your senin, his erkeklerde onun, her kadınlarda onun demektir. Subject pronounlar da klasik bizim öznelerimiz arkadaşlar. Plural nouns burada işte plural ve benzeri işte tekil çoğul ifadeler dediğimiz ifadeleri, isimleri, işte sayıları burada birlikte değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi başlayalım dilerseniz arkadaşlar. Biraz da şöyle yakınlaştırmak istiyorum. Biri şöyle geldim. Evet, böyle iyi zannedersem. Şimdi birlikte başlıyoruz arkadaşlar. Hello demiş. Bakın bu sayede de günlük konuşmalarda da işte kullanabileceğiniz, kurabileceğiniz cümleler arasında zaten bunlar yer almaktadır. Merhaba demiş. Hi de diyebilirdi tabii ki. What'la birlikte başlamış soru sormuş arkadaşlar. Şimdi önemli olan burada to be fiil getireceğiz gördüğünüz gibi. Your name burada çok önemlidir arkadaşlar. Your name ne demektir? İşte burada ismini soruyor. Senin adın değil mi? Your, senin, name, ad. Bu isim ne alıyor? Tekil bir tane olduğu için is alıyor değil mi? What is your name şeklinde oluyor ve bu da A olarak karşımıza çıkıyor. What is your name? Ya da kısaltabilir. What's your name? Adın ne anlamında tabii günlük konuşmalarda kullandığımız en önemli kalıplardan bir tanesidir. İkiye geçtim arkadaşlar hemen. Burada şununla birlikte başlamış. Neyle birlikte başlamış? Name isim demektir. Nokta nokta isim is Can. Demek ki onun anlamında ya da senin, benim gibi bir anlam katması gerekiyor burada. Yani possessive adjective dediğimiz iyilik sıfatı kullanmamız gerekiyor. Burada your kullanılabilir ve my kullanılabilir. Yani burada ya A olacak cevap ya B olacak. Devamına bakalım. And my surname'e gitmiş arkadaşlar. Bakın surname ikisi de surname yani soy ad anlamında surname kullanmış. Tamam. Demek ki burası surname olacak. Burası da şöyle diyecek arkadaşlar. My name is Can. Benim adım Can. And my surname is Johnson. Yani benim adım Can, soyadım Johnson. John Johnson şeklinde ismini açıklamış bu arkadaşımız. Cevap verirken şöyle demiş. Bakın bu soruyu aslında cevap veriyor arkadaşlar. What's your name'e cevap şöyle veriliyor tabii ki. Senin adın ne diyor? Benim adım Can derken my name is Can şeklinde veriyor. Ve isterseniz soyadını da vermek isterseniz tabii ki and diyorsunuz. Burada bir bağlaç açıyorsunuz. Ve diyorsunuz. My surname is Johnson diyorsunuz. Benim soyadım Johnson şeklinde verebilirsiniz. Notlarınızı bu şekilde alın arkadaşlar. Tabii günlük hayatta kullandığımız kalıplardır bunlar. Kalıp cümlelerdir. Aynı zamanda gramatik özelliğini de bu şekilde açıklıyorum sizlere. İşte nereden ne geldiğini ve benzeri buradan da biraz da aşina olabilirsiniz. 3'e geçtim. My name is Lisa. Bakın benim adım Lisa diyor. Gördünüz mü? Noktayı koymuş. Lisa Peterson. Tam adını söylemiş. Yani burada kendini söylüyor değil mi?
Buna ek olarak soyadını da söylemiş. Demek ki ben Lisa Peterson demesi gerekiyor burada. O zaman benle birlikte I am şeklinde C şıkkını burada hemen görüyorum ben. Yani şunu diyor. My name is Lisa. Benim adım Lisa. Ben Lisa Peterson. I am Lisa Peterson şeklinde devam etmiş. Dörde geçtim. Yine bakın iyilik sıfatı var. Name is Apple. Yani onun adı Apple diyeceğiz. Herhalde burada Apple. Burada evet, kadınlar da genellikle kullanıyoruz herhalde arkadaşlar. Ben çok bilmiyorum. Elma diyor herhalde. İsmi elmaymış. Ve devam ediyor. An Apple. An Apple. Adı N'miş. Burada gördüğünüz gibi. Soyadı herhalde Apple. Tamam. Kadınlarda kullanacağız. En büyük ihtimalle kadın olsa gerek arkadaşlar. O zaman şöyle diyeceğiz. Kadınlarda onun anlamında ne kullanıyoruz? Her kullanıyoruz. His değil. His değil. Her kullanıyoruz. His değil. Yani doğru cevabımız burada C şıkkı olacaktı. Devam edelim. Bakın şöyle noktayı koymuş. Her name is Apple. Onun adı Apple. Yani şöyle diyor. She's an apple. Evet. Gördüğünüz gibi yukarıda da zaten öyle yaptık. I am Lisa Peterson. She's an apple şeklinde kullanmış. Yani onun adı an apple şeklinde verdik şurayı. 5'e geçtim. Verle birlikte başlamış. Nerede olduğunu soruyor. Bakın to be fiili yine vereceğiz burada. John from. Genellikle kullandığımız kalıp değil mi? Where are you from deriz arkadaşlar. Aslında onu söylüyor burada. John'ın nereden geldiğini, John'ın nerede olduğunu söylüyor. John neredendir şeklinde bir ifade kullanacağız. O zaman John burada tekil olduğu için he, she, itlerde he öznesine denk geldiği için is alıyordu zaten. Ve bu da where is John from dememiz gerekiyor burada. Devam edelim şöyle. From the US. Yani Amerika'danmış. Demek ki burada özne ve yükleme eksikliği var bakın. He is from the US demesi gerekiyor burada. Burada da nerede görebiliriz? Şurada A şıkkında görebiliriz. Tekrardan özet geçelim mi? Where is John from? John nerelidir? He is, burada kısaltmış bakın. He is demeniz gerekiyor. Burada kısa olarak söylemeniz gerekiyor. He is from the US şeklinde kullanmış. Evet. Şöyle devam etmiş. Are you from demiş. Yine nerede olduğunu, nereden olduğunu soracağız. Ve Japan demiş. Japonya. Japonya'dan şeklinde kullanacağız. O zaman where are you from diyeceğiz değil mi? Where nerede demektir arkadaşlar? Peki diğerleri neler? What ne demektir? Who kim demektir? When ne zaman demektir? 7. Şimdi pekiştireceğiz biraz da. You ile birlikte sormuş. You ne alıyordu? Are alıyordu. O zaman buraya are gelecek bakın. Where are you from deyip geliyorum. D şıkkını işaretliyorum. Where are you from? Sen nerelisin? Sen neredensin? Güzel bir kalıptır yine. Tabii başlangıçta beginner seviyesinde mutlaka bilmeniz gereken cümlelerdir bunlar. Konuşurken özellikle. Evet, from Spain demiş. O İspanya'dan diyeceğiz. I'm Rodriguez. Rodriguez erkeklerde kullandığımız genelde bir tabii isim olabilir burada. Şöyle diyeceğiz ama I'm ile birlikte başlamış arkadaşlar. Demek ki burada I ile birlikte yine devam edeceğiz. Mesela şöyle diyeceğiz. I'm from Spain. I'm Rodriguez. Gördünüz mü? I'm from Spain. Ben İspanya'danım. I'm Rodriguez. Ben Rodriguez'im. Yani adım Rodriguez anlamında kullanmış. Pierre is a French boy. French boy Fransız çocuk. Bakın Fransız. Pierre bir Fransız çocuktur. Ve Pierre erkeklerde kullandığımız bir isim olabilir. He is from France dememiz gerekiyor. From'dan sonra unutmayın ülke adı kullanırsınız. Milliyet kullanmazsınız arkadaşlar. Bakın yukarıda from'dan sonra ülke adı. Spain ülke, İspanya. Sonra bakın where are you from demiş. Japan demiş. Japonya. Ve şurada da bir tane kullandı. US demiş. Amerika Birleşik Devletleri gördüğünüz gibi. From'dan sonra bir ne kullanıyoruz? Ülke kullanıyoruz. O zaman şöyle diyeceğiz. Where is he from France? Soruyu yaptığımız zaman, cevap verdiğimiz zaman he is from France diyeceğiz. He is his from France. Kısaltmayı yapmış burada. Lisa and Max
are Americans. Lisa ve Max Amerikalılardır. Bunlar ne oluyor? Onlar olmuyor mu? Evet. Onlar oluyor. O zaman özneyi onlar olarak gerçekleştireceksiniz. Onlar dediğimiz zaman İngilizce'de they. O zaman to be fiilde koyduğunuz zaman are. They are from USA. Yani they're şeklinde kısaltmış burada. They're from USA. Evet. They're demiş. Bakın they're dediyse onların demektir ve çoğul yapması gerekiyor. Burada mutlaka to be fiil are gelecektir arkadaşlar. What are their names? Their names. Çoğullarla birlikte arkadaşlar possessive adjective. İşte bizim dediğimiz zaman, onların dediği zaman, sizin dediğiniz zaman their'dan sonra ya da işte our'dan sonra, your'dan sonra burada çoğul isim getirmeniz gerekiyor. Yani names şeklinde getirmeniz gerekiyor. O da şu oluyor, değişik herhalde. What are their names? Onların adı nedir? Alexander and Philip. Bunlarmış. Evet, yaşımızı söylerken ne yapıyoruz? To be fiili tabii ki kuruyoruz. 22 yaşındayım diyeceksiniz. I am 22 years old. Şunu kullanacağız ya da C'yi kullanabiliriz. But diyor, ama diyor Andrew 20. Andrew da 20 yaşındaymış. Andrew is 20 diyeceğiz. Ya da bunu kullanmasanız uzatabilirsiniz. Andrew is 20 years old şeklinde de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Bu tabi sizin kullanış tarzınıza bağlı. Am ve is olacak. Doğru cevap C şıkkı. Evet, burada işaretleyip geçmek çok fazla önemli değil arkadaşlar. Önemli olan anlamak, cümleleri kavramak ve gramatik özelliklerini tabii ki burada tespit etmek. Çünkü siz kendi başınıza kaldığınız zaman bunları siz kurmanız gerekiyor. Mark is 19. Is var. Evet, doğru cevap A olacak. Bakalım devamına. But Brian and Dennis, bunlar çoğul değil mi? They. They öznesine denk geliyor. Bakın hemen subject pronoun, yani özneyi kurun arkadaşlar. Yani onlar are 26, 26 and 28. Doğru cevap A şıkkı. What'la sormuş. Evet, bakın bu nedir anlamında kullandığımız kavramlarda what'la birlikte sorarsınız ve burada to be fiil özneye göre daima değişir arkadaşlar. To be fiil burada özne de, özne tekil ise to be fiil is gelir. Çoğul ise to be fiil are gelir arkadaşlar. This bir tane, bu demektir. Bu ne alıyor? Is alıyor. What is this? Bu nedir? It is. It is. Bakın bir tane şeyi vurgulamak için de burada tabii miktar ifadesi, miktar sıfatını koyarsınız arkadaşlar. Bir anlamında it's a mi, an mi? Umbrella. Evet, şurası is olacak arkadaşlar ve şurası önemli tabii ki. A mi gelecek, an mi gelecek? Bunları nasıl kavrayabiliriz derseniz de sonrasındaki kullanacağınız isim çok önemli. Başlangıçta hem okurken, bakın telaffuz ederken, hem okurken telaffuz ederken hem de yazarken sesli harfle başlaması gerekiyor. U ile başlamış ama A ile devam ediyor bakın. Umbrella. A ile devam ediyor. Fark etmez, U ile yazılmış ama A ile okunuyor. Yine N gelecektir bu durumlarda. Diğer tüm durumlarda E kullanıyoruz. Yani doğru cevap C şıkkı olacaktır. It's an umbrella. What is this? It's an umbrella. Bu nedir? Bu bir şemsiye. Oxford is English University. Bakın yine dikkat edin. Bir neymiş arkadaşlar? Bir İngiliz üniversitesidir. Oxford is an. Neden an? Çünkü E ile başlamış. Gördünüz mü? English. Bakın E ile de okuyorsunuz. Yine sesli harf en gelecektir. E and D'nin kuralları tabii ki bunlar. Özellikle A1-A2 kursumuzda buna 6 veya 7 tane farklı farklı videolar hazırlamıştık arkadaşlar. Çok farklı, detaylıca değinmiştik aslında orada. Evet, Toyota's. Toyota neymiş arkadaşlar? Is Japanese car. Ya da Toyota'lar diyor. Bakın burada Toyota'lar, o zaman ne olacak? Çoğul olduğu için are gelecektir burada. Toyota'lar Japon arabalarıdır şeklinde bunu koyarsınız. Sadece Toyota deseydi, Toyota bir Japon ne derdi? Arabası derdi. İşte çoğul yaptığı burada için
burada Toyota'lar dediği için de Japon arabalarıdır şeklinde kullanıyor. Japanese, Japon milliyeti verir arkadaşlar. Japan, Japonya demektir. Evet. Burada neyi söylemiş? Mesleği soracağız gördüğünüz gibi. Siz de burada bu mesleği sorarken, işte yaptığı mesleği sorarken ve benzeri bu tür kalıpları da kullanabilirsiniz. Bakın şimdi arkadaşlar. What is, nedir diyor. Ne nedir? Onun işi. Bakın. Hep gördünüz mü? Onun işi. His job. Her job. İşte onun anlamında his ya da her kullanmanız gerekiyor. B şıkkı ve C şıkkı elenmiş oluyor. Çünkü bunlar subject pronoun'la başlamış. Olmaz. Evet, she ile devam etmiş bakın. She is a bank manager. O bir banka müdürüdür diyor. Kadınlarda her kullanıyoruz. Unutmayın arkadaşlar. What is her job? Onun işi nedir? She is a bank manager. Bu tür kullanımlar tabii kilit kullanımlardır. Basit gibi görünebilir ama karıştırmayın arkadaşlar. Sayılara bakalım. Correct alternative'e bakalım. Hangisi doğruymuş? Zero. Bakın o. Burada sıfırı zero olarak verelim arkadaşlar. 2, 2, 2, 2 devam ediyor. 11, 11, 11 CVD kaldı. 18, 18. 18. Doğru cevap C. Bakın 80, 80 demektir arkadaşlar. 18, 18, 20, 20. 20 ya da 20 şeklinde. Bunu tabi telaffuz edebilirsiniz. Farklı farklı telaffuzlar var arkadaşlar. O hızınıza bağlı tabii ki. Sizin konuşma hızınıza, telaffuzunuza bağlı. Evet, 20 tane çözelim arkadaşlar. Sonra ikinci videoda, ikinci partına devam edebiliriz zaten. Evet, burada şimdi yaşını sormuş. Yaş sormak tabii how old'la birlikte verilmesi gerekiyor. Kaç yaşında anlamında arkadaşlar. How old işte is'den sonra ya da are'dan sonra istediğiniz kadar birilerinin yaşını sorabilirsiniz. How old is your aunt? Senin halan kaç yaşında diyor. Aunt hal olarak çevirebiliriz burada. O kaç yaşındaymış halalarda? She ile birlikte başlıyoruz değil mi? Özne olarak bakın. Özne istiyor bizden. To be fiil var. She is 29. O 29 yaşındaymış. She bizim için yeterlidir. Zaten to be fiil var ya arkadaşlar. She is 29. Son bir tane daha bakalım hadi. Evet, birinin nereden olduğunu soracağız değil mi? Where ile birlikte başlamış ve to be fiili hemen koyun. She ile birlikte devam ediyor. She ne alıyordu? Is alıyordu. Where is she from? Kadınlarda kullanıyoruz. O neredendir? O nerelidir şeklinde kullanıyor. Ve she ile birlikte devam ediyor. She is from Japan. O Japonya'dandır. Unutmayın from'dan sonra arkadaşlar bir ülke adı gelmesi gerekiyor. Yani ikisi de is olacak. Where is she from? She's from Japan. B şıkkı oldu. Evet, bu bölümü kapatmış olduk arkadaşlar. Sonra 21'den devam edeceğiz şuradan. Yukarı çıkalım. 44 tane toplam bu bölümde sorumuz var. Bakın 21'den şuradan devam edeceğiz. İkinci partımıza tekrar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.